ABD dünyanın bir numaralı süper gücü olmayacak. Yani aslında sistem şöyle değişecek. Ulusal devletler artık yavaş yavaş ulusalcı akımlar yıkılacak ve daha küresel bir dünya üzerine doğru gidecek miyiz sorusuydu. Şimdi bu konuyu şöyle biraz açayım ben de. Yani hani bunlar yayının başında bahsettim. Kehanet deyince hani sanmayın ki biz işte şu anda gelecekten böyle bir bilgi vereceğiz. Hayır. Şu anda ne oluyor? Bakın ikinci kehanetteyiz ve şu anda ne oluyor? Evet doğru. Biden, ABD Başkanı Biden'ın Trump'tan daha beter çıktığını söylüyor Avrupa Birliği ülkelerinin başkanları. Çünkü işte bize yüz vermiyor, bize üstten bakıyor, yukarıdan bakıyor, randevu istiyoruz, vermiyor. Afganistan'dan bizden habersiz çıktı, kaos yarattı Ya aslında diyorlar veremiyor. AB ülkeleri. Ve şu anda da Fransa ile tabii Avustralya ile yapılan bir anlaşmadan dolayı bir aralarında kaos var Macron'la Biden arasında ama acaba öyle mi? Bilmiyoruz. Yani aslında bilinçli bir politik kısma gelelim. Bilinçli bir kaos mu çıkacak karşımıza ve yeni dünya düzeninde ulus devletler nasıl çözülecek sorusuyla devam edelim. Yani şu bir gerçek ki zaten şu anda yani sermayenin Amerika umurunda bile değil. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin çok enteresan bir özelliği vardır. Halkı bu kadar cahil olup da bu kadar zengin olan başka bir ülke yoktur. Yani böyle bir ters orantıyı dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Yani bugün İsviçre halkı evet çok zengindir. İşte ülkesi çok zengindir ama halkı da aklı başındadır yani. Aynı şey Japonya için geçerlidir. Japonya çok zengindir. Halkı okumuştur. Aynı şey hatta Çin için bile geçerli. Şimdi Çin'in tabii çok geniş bir nüfusu var ama o çok büyük nüfusun içinden 50 milyon aklı başında adam çıkarması bile zaten Çin'i dünyada ilk üçün içerisine zaten fazlasıyla rahat rahat sokmuştur. Peki Amerika'da neden böyle bir ters orantı var? Çünkü Amerika çok uzun yıllar boyunca yani yüzyıllar boyunca sermayenin ana vatanı haline geldi. Bunun tabii arka planında da şeyleri de bakmak lazım. Yani burada yani bir Yahudi karşıtlığı oluşturmak istemiyorum ama sermaye anlamında söyleyeceğim bunu. Avrupa'nın çok zengin Yahudi aileleri bu göçlerle birlikte Amerika'ya taşındıktan sonra Amerika'da bu sermayelerini daha da fazla büyütme imkanı buldular ve oradan bütün dünyayı yönetme imkanı buldular. Aslında bu sadece İkinci Dünya Savaşı'nda değil, yani Birinci Dünya Savaşı sırasında da dünyanın en güçlü ülkesi yine Amerika'ydı. Biz sadece o savaşın içerisinde İtilaf kuvvetlerinin arasında onu görmediğimiz için pek konu etmiyoruz ama Amerika son 100 yıldır zaten dünyanın Tabii. en güçlü ülkesi. Bunun çeşitli sebepleri de var. Nüfusu çok kalabalık, çok verimli toprakları var ama sadece o değil. İşte o bahsettiğimiz sermaye şu anda Çin'e doğru kaymış durumda. Yani en basitinden bu büyük firmalar Intel olsun, Apple olsun. Bugün Apple'ın Çin'deki Foxconn fabrikasında tam 240 bin işçi çalışıyor. Ve Foxconn fabrikası toplam 600 bin işçinin çalıştığı bir fabrika. 240 bini Apple için çalışıyor. Kalan 360 bini de diğer Amerikan firmaları, büyük firmalar işte Intel vesaire bunlar için çalışıyor. Sermaye zaten kaymış durumda. Bir de işin şöyle bir tarafı var. Entelektüel sermaye de artık Amerika'da pek barınmıyor. Neden? Özellikle bu pandemiden sonra mesela Silikon Vadisi'nde artık yazılımcılar oturmamaya başladı. Yani Hollandalı bir yazılımcı Silikon Vadisi'nde yaşamak yerine yine aynı firmasında çalışmaya devam etti ama Amsterdam'daki evine geri döndü. Ya da Çinli bir yazılımcı ya da başka bir yazılımcı için de bu geçerli. Çok böyle üçüncü dünya ülkelerinden gelenleri hariç tutuyorum. Tabii ki Amerika daha iyi yaşanılabilir bir ülke. Bu arada bir şey daha ekleyeceğim burada. Çin'i kattın ya konuya. Güzel oldu. Şimdi demin söylediğim gibi Biden'la Macron kavga ediyor. Fransa bir NATO ülkesi. Evet. Ama Macron diyor ki biz Biden gibi düşünmüyoruz. Çin'le ticaret yapabiliriz. Biden tabii küplere biniyor bunu söyleyince. Ama Biden da Fransa'yı hançerliyor. Gidiyor Avustralya ile bir anlaşma yapıyor. Ve Fransa'nın anlaşmasını bozuyor. Ama burada da bugün gelen haber, burası da ilginçti. Çin Merkez Bankası da Bitcoin'i bırakıyorum diyor. Sistemden çıkıyorum diyor. Şimdi bak orada Bak, ama böyle bir küresel bir evet. çatışma da var burada, ilginç. Şimdi oyun Bir de içinde oyun Bitcoin'i de dönüyor. yorumlar. Çin Ya Merkez Bankası Bitcoin'i çok kararı. kısa söyleyeyim. Yani Çin burada bir manipülasyon da yapıyor olabilir. Çünkü Bitcoin çok fazla manipülasyona açık bir yatırım aracı. Yani Çin'in kendisi bunu yapıyor olabilir. Bunu ileride göreceğiz. Yani bu haberleri yayınlamadan hemen önce Çin Devlet Bankası'nın ne kadar Bitcoin aldığını bilemeyiz. İlginç oldu.
Anlatabiliyor muyum? Ya da ne kadar Bitcoin sattığını diyelim. Alması saçma olur. Çünkü zaten Bitcoin düşüyor. Ama hemen ardından mesela başka bir X bir ülke bir hafta sonra Bitcoin hakkında olumlu bir haber verebilir. Zaten genelde haberler şöyle oluyor. Hiçbir zaman resmi yayın organları tarafından verilmiyor. Ama o resmi yayın organlarının göz kırptığı medyadaki X kişiler ya da bilinmeyen kişiler tarafından servis ediliyor. Mesela bilmem ne ülkesi ev satışlarını Bitcoin üzerinden yapacakmış diye. Bu anında dünyadaki yayın organları tarafından dağıtılıyor ve bir hafta önce düşmüş olan Bitcoin bir hafta sonra çıkıyor. Şimdi bu tür büyük ülkeler de artık bu tür manipülasyonları yapmaya başladılar. Elon Musk bundan 2 yıl önce batmak üzere olan bir adamdı. Tesla'nın üretim bandını çok doğru organize edemediği için ve satışları da yapamadığı için bundan 2-3 yıl önce Suudi Arabistan'da zannediyorum oradan bir dış yatırım almak zorunda kaldı. Yani batmaktan kıl payı kurtuldu. Bugün baktığımızda Elon Musk dünyanın en zengin adamı. Nasıl bu hale geldi? Yine bu manipülasyonlarla bu hale geldi. Peki Hamza'dan da yorumunu alalım. Bu yeni dünya düzeni tartışmamızda Macron, Biden ve Çin Merkez Bankası'nın kararı. Evet. Bak bugün Biden ve Macron, yani Amerika ve Fransa gibi görünen, aslında Biden demek Amerika demek değil. Amerika homojen bir yapı değil. Küreselciler var ve kendilerini Patriot diye tanımlayan, bizim ulusalcılar dediğimiz bir yapı var. Git 1971 yılında, 50 yıl önceye, bu sermaye ekonomisinden borç ekonomisine geçtiğimiz döneme, orada da Richard Nixon'la Charles de Gaulle'ün kavgasını görürsün. Yine Amerikan başkanlarının, evet, kavgasını görürsün. Evet. Bak tesadüf mü? Bak bunlar hep Fransa'da tetiklenen, bak devrimler de öyledir. Fransız devrimi. Bugün baktığın zaman pandemiyle ilgili kısıtlamalara karşı protesto gösterileri nerede en çok ateşlenerek ortaya çıkıyor? Fransa'da çıkıyor. Tarih hep tekerrür halindedir. Ama olayları alıp ilişkilendirip doğru koymak lazım. Bugün o gün Charles de Gaulle'le Nixon'ın sürtüşmesi sarı gibi. Yelekliler. Bugün sarı yelekler Fransa. Ama o bak, Fransız halkını önemli. Tahlil etmek lazım. Tahlil Fransızlar etmek. Bunu hep yapıyor. Yani Fransız halkı her zaman ayaklanır. Ama altından bir şey çıkıyor diyor ama işte. Fransız yani. Hükümeti de her zaman ortalığı karıştırır. Bir de bu arada çok pardon sözünü kestim. Çok kısa anlatayım. Bu çünkü çok bilinen bir şey değil. Amerika'nın bozduğu anlaşma 150 milyar dolarlık bir anlaşma. Özellikle denizcilik alanında ve denizaltılar satacaktı Fransa. Yani tabii şimdi, Avustralya diyorsun değil, evet, mi? Evet, evet. Yani Fransa şu anda... Ama önce Fransa yapıyor anlaşmayı, ABD, evet, de bozuyor anlaşmayı. Amerika bozuyor. Zaten Avustralya'da bir şey varmış, yani tedirginlik varmış. O galiba birisi nükleermiş, birisi dizelmiş falan galiba şeyi. Nükleer olsun istiyorlarmış hükümet, evet, ama o sırada ABD'nin yaptığı aslında yanlış gibi gözüküyor şu anda. Çünkü Fransa'nın anlaşmasını bozuyor. Evet. Macron da buna tepki gösteriyor. Ya ciddi ciddi iki NATO ülkesi karşı karşıya geliyor ve Fransız Dışişleri Bakanı diyor ki bizi arkamızdan hançerlediniz diyor şeye, ABD'ye. Ve doğru diyor. Bu ama şey, Fransa sıradan bir ülke değil. Yani Amerika'yı çok zor duruma işte, sokabilir. Hamza da onu söylüyordu, evet. Bugün yani dünyadaki nükleer denizaltı üretme kapasitesine sahip, evet, olan ya da dünyadaki savaş silahları üretme sıralamasında 3. ya da 4. yani Amerika 1, Çin 2, ya Fransa 3, İngiltere 4 ya da tam tersi. Yani dünyanın silah ticaretindeki ve savaş enstrümanlarında dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir Fransa. Ve Amerika ve İngiltere ile birlikte Çin dahil değildir buna. Dünyanın her yerine uçak gemilerini gönderebilme kapasitesine sahip. Ben de lafını kesiyorum. O Fransa şimdi bir hamle yapıyor. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyor. Avrupa Birliği ordusu kuracağız diyor. Bak bunlar hep yani radikal çıkışlar. Bunu 3-4 yıldır diyordu. Aslında yeni bir düzenin de işaretçisi olabilir. Evet. Şimdi zaten bu Amerika'nın son yaptığı şey Fransa'nın elini daha da güçlendirmiş oldu. Fransa artık Avrupa Birliği'ne daha güçlü bir şekilde bakın diyor, işte Amerika bunu yapıyor. Hakikaten Amerika'nın şu an Avrupa Birliği'ne harcama potansiyeli de var. Hani şey gibi düşün. Hani okullarda vardır ya, liselerde kavgalar falan edilir. Bir tane arkadaşım vardır ama orada. Sen oradan çık, ben bunları döveceğim der okulun kabadayısı. Şimdi İngiltere'yi çıkarttı Avrupa Birliği'nden. Şimdi Avrupa Birliği'ni dövecek Amerika. Fransa'da o ekibin abisi askeri anlamda. Almanya'dan daha güçlü çünkü. Ekonomisi daha zayıf belki ama askeri anlamda daha güçlü. Şimdi böyle bir savaş da var. Türkiye'nin tabii burada iyi bir pozisyon alması gerekiyor.